köylüyle konuşuyormuşsunuz da sıra bana gelmiştir diye düşünüp geldim. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Siz bu köyün muhtarı olarak köyün güzelleştirilmesine, yani modernleştirilmesine ve korunmasına destek vereceğinize dernek kurmamız sizi niye rahatsız ediyor? Yok canım, hile, desise, iftira. Ben de isterim köyün güzelleşmesini. Sadece... Kurcalamayın, ben işimi bilirim demek istiyorsun, öyle mi? Anlamadım. Yok bir şey. Yalnız unutma ki, ben bu işin peşini bırakmam muhtar. Ona göre. Yani şimdi sen bütün bu olanlardan Ayfer'in haberi olmadığını mı söylüyorsun? Babacığım, ben sana yaşananları anlattım. Artık sen nasıl yorumlarsın? Buna inanmak zor Selim. O Vedat denilen adam bütün bunları da planlayacak kadar sahtekar biri. Dedemle babam konuşurlarken duydum. Dedem seni yemeğe davet edecekmiş ama teklif etmeye çekiniyormuş. Nasıl şeymiş o öyle? Selimciğim, ah diyor. Nezaket Hanım'ı yemeğe davet edeceğim ama ya hayır derse diye korkuyorum diyor. Gerçekten mi? Tabii ya. Aslında dün o gelmek istedi. Beni bahane etti. Ben gelirken de sakın söyleme diye tembih etti. Evet sevgili vatandaşlar. Şimdi bu plaketi kendisine takdim ederken hepinizin namına kendisini alnından öpüyorum. Necat'ın söyledikleri hakkında ne düşünüyorsun ha? Anlamadım. Selim'le tekrar barışmanız konusunda. Ya Selim, nereden çıkarıyorsun bunları ya? Gel buraya, kaçma. Bana bak kızım. Hala Selim'e karşı bir şeyler hissediyorsan yol yakınken bir kez daha düşün. Ya ben hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Ne Selim'i, ne Vedat'ı, ne de başka birini. Ya Ömer'i? Bunu düşün. Hay Allah Rıza Bey. Demek bu kadar utangaç bir adammışsınız da benim yıllardır haberim yokmuş. Adamcağız utandığı için bir şey diyemiyormuş meğer. Kim var orada? Nezaket Hanım! Hay Allah! Bayıldı! Bayılır tabii! Öyle pat diye karşısına çıkarsa olacağı buydu! Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Götürüp Rıza Bey'in bahçesine bırakalım. Durup dururken başımıza iş açtı. Canım, bahçeye bırakıp kaçarız. Ciddi misin? Niye olmasın? Hadi. Kaçacağız bu soğukta burada dola. Kapıyı çalıp kaçalım. Saçmalama. Rıza Bey görürse ayıbı yeriz. Ya kapıyı çalıp hızla koşarak bahçeden çıkarız. Hadi bakalım. Tamam. Açılacağım.
Nezaket abla! Nezaket abla! Baba! Baba! Baba çabuk gel! Nezaket abla ne oldu sana böyle? Allah'ım Nezaket abla! Ne olmuş? Bilmiyorum bayılmış herhalde. İçeri taşıyalım. Taşıyalım Nezaket abla. Ay Allah'ım yarabbim. Yavaş. Yavaş. Ah, ay Nezaket ablacığım. İçi rahat etti mi şimdi? İyi hadi gelin o zaman. Umarım kazmaları kimse almamıştır. Baba, he? Doktor çağırsak mı? Yok yok, belki tansiyonu düşmüştür. Çünkü görünürde bir şey yok. Yok bakalım Kolay'ı, kendine gelmezse çağırırız. Hadi bakalım. Korkmayın Nezaket Hanım, korkmayın. Biziz. Ay Rıza Bey. Ay Rıza Bey çok korktum. Kalbim yerinden çıkacaktı. Sakin olun canım. Geçmiş olsun Nezaket abla. Yani ne oldu da bu kadar korktunuz? Yolda eve gidiyordum. Çalılıklardan bir ses geldi. Önce köpek falan sandım. Sonra arkamdan bir ses bana adımla seslendi. Aa. Bir döndüm. Aman Allah'ım iyi saatte olsunlar. Ellerinde böyle parlak ışıklarla iki tane gul yabani. Ne? Gül yabani Rıza abi. Oh, neyse burada. İnşallah kadının yüreği inmemiştir. Bir işim olmaz canım, unut artık onu. Bana bak, ayrıca bundan da kimseye söz etmek yok. Tamam, tamam. Hadi gelin, daha çok işimiz var. Ya, bütün köyü mü kazacağız? Kaz kaz bitmez ki. Gerekirse kazacağız. Bayramın bahçesinde çıktığına göre, diğer taraflarda da var demektir. Hadi gelin. Yani size hiç yakıştıramadım Nezaket Hanım. Bir emekli öğretmen olarak buna nasıl inanırsınız siz? Ah. Bu devirde gul yabani falan olur mu canım? Aa, gözümle gördüm diyorum Rıza Bey. Belki bir göz yanılgısıdır. Acaba buralarda yatır falan mı var ya? Selim. Efendim? Ha tamam işte yatır tamam. Belki de bayram onların altınlarını aldı. Hı. Onlar da geri almaya geldiler. Ya. Doğru. Olabilir. Nezaket Hanım yapmayın. Neydi peki onlar? Bakın sizin kapınıza kadar getirmişler beni. Ya? Vallahi çok acayip. Yahu saçmalamayın. Böyle gul yabani, hayalet, peri filan yok. Bunlar hayal ürünü hepsi. Ben onu bunu bilmem. Gördüğüme inanırım, gördüğüme. Tamam Nezaket Hanımcığım. Siz neye inanmak istiyorsanız ona inanın canım. Ay. Rıza Bey. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Ayıp olmazsa bu gece sizde kalabilir miyim? Hayatta eve gidemem ben vallahi. Şuracıkta kıvrımı da verir uyurum canım. Vallahi burada kalmak için yok. Nezaket Hanım'dan çekeceğim var ya. No. Bir rüya gördüm. Korktun mu? Rüyamda annemle babam beni terk ettiler ve bir daha dönmediler. Abla, annemler bizi sevmiyorlar mı yoksa? Nereden çıkartıyorsun bunu bir tanem? Hiç sevmez olurlar mı? Seviyorlarsa niye hep uzaktalar? İşleri öyle gerektiriyor çünkü. Beni de götürsünler o zaman. Peki ben ne yapacağım burada? Hı? Ya dedem? Korkmayın. Benim nezaket.
Ne oluyor Necaket Hanım? Gecenin bu vaktinde yatağımda ne arıyorsunuz? Ay dışarıdan, bahçeden bir takım fışırtılar geliyor Rıza Bey. Çok korkuyorum. Yapmayın Necaket Hanım. Rüzgar filandır. Hadi gidip yatağınıza yatın hadi. Allah aşkına bir bakın. Uyuyamam böyle. Oğlum Rıza. Git bak hışırdayan bir şeyler mi? Yoksa bu kadın birazdan korkuyorum sizinle yatabilir miyim diyecek. Tamam tamam bakarız. Ay Allah sizden razı olsun. Hışırdayan bunlarmış. Yan bahçeden uçtular herhalde. Hay Allah. Artık huzur içinde uyuyabilirsiniz. Evet, teşekkür ederim Rıza Bey. İyi geceler efendim. İyi geceler. Çekeceğim var benim bu Nezaket Hanım'dan. Sen bize akıl fikir ihsan eyle yarar. Hadi hadi durma, devam et. Yok yok, takatim kalmadı artık. Durma. Dur. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hadi. Hadi. Aman Allah'ım. Taşmış. Devam. Bayram Bey. Buyurun benim. Bir daha ne zaman geleceksin? Sanırım gelecek hafta sonu gelebilirim. Daha sık gelsen olmaz mı? Ömerciğim seninle bunu konuşmuştuk biliyorsun. Çalışıp para kazanmam lazım. Buradan işine gidip gelsen? Aa, çok isterdim ama olmaz. Günaydın. Hayrola? Bu kadar geç kalkmazdın sen. Yahu Nezaket Hanım sabaha kadar korkuyorum diye zırt pırt uyandı da uyuyamadım. Nerede o? Biraz önce gitti. Aman yani duyar muyar rezil oluruz. Ne kadın ya. Allah Allah. Zırt pırt. Ben de çıkıyordum babacığım. Erken değil mi daha? Evde anlık gidip biraz toparlamam lazım. Baba sonra toplarsın, hemen gitme. Ama üzüyorsun beni Ömerciğim. Ömer ben de seni koca delikanlı oldu sanmıştım ha. Hiç babanın işi olmasa bırakıp gider mi seni? Tamam git. Sık sık ararım seni, tamam mı? Annem seni ararsa onu çok özlediğimi ve sevdiğimi söyle. Tamam söylerim.
Günaydın Nezaket Hanım. Günaydın kaptan. Sabah sabah nereden böyle? Dün akşam Zabeyler'de kaldım da eve dönüyorum. Zabeyler'de mi kaldınız? Evet. Ay başıma neler geldi bir bilseniz. Siz nereye böyle dede torun? Haberiniz yok galiba. Hayırdır? Televizyoncular gelmiş Bayram Efendi'yi çekmeye. Aa, ciddi misiniz? Biz de onları seyretmeye gidiyoruz minik pırpırımla. Biz televizyona çıkacağız Nezaket teyze, siz de gelsiniz de. Ay güzelim benim. Ne işim var benim televizyoncularla filan? Gelin işte. Yolda laflarız da biraz. Hadi bari gelin. Neler geldi başınıza? Anlatmayacak mısınız? Yok şimdi olmaz. Çocuğun yanında anlatılmaz. Nasıl yani, anlamadım. Yok şimdi sormayın. Sor anlatırım ben. Hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım o zaman. 3, 2, 1, kayıt. İyi günler sayın seyirciler. Şu anda Bayram Çetin'in yanındayız. Evet, Bayram Bey kimdir? Bizi buraya ne getirdi? Bayram Bey köyde yaşayan, evli, bakkal dükkanı işleten, kendi halinde bir insan. Peki Bayram Bey'i özel kılan şey nedir? Bayram Bey bir süre önce bu çukurda bir küp bulunca hayatı tamamen değişti. Çünkü kübün içinde tam 1520 tane. Evet evet yanlış duymadınız. Tam 1520 tane. 1420. Kes! Ya ha 1420 ha 1520 ne fark eder Bayram Bey? Yani burada haber yapıyoruz. Doğru haber yapın diye söyledim. Ay lütfen bana işimi öğretmeyin Bayram Bey. Saçım güzel görünüyor mu? Evet güzel. Size sormadım! Saçım güzel görünüyor mu? İyi iyi. Tamam baştan alıyoruz. Lütfen ben sormadıkça bir şey söylemeyin. Tamam. Hazırız. 3, 2, 1, kayıt. Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Televizyoncu, habercı arkadaşlarımız, sayın medya mensupları. Bu kim? Efendim, bendeniz Muhtar Vefa Salimoğlu. Ama siz bana Vefa Muhtar da diyebilirsiniz. Beyefendi, görmüyor musunuz? Çekim yapıyoruz. Kenara çekilin. Tabii efendim, siz çekilin dersiniz de bendeniz çekilmem mi? Köyümüzü nasıl buldunuz? Her taraf dağ taş altın dolu diye mi? Peki sizce başka var mıdır bu altınlarda? Hem de milyonlarca vardır. Hadi ya. Bayram Bey'le konuştuktan sonra muhtara dönelim. Tamamdır. Ben de bir çıkacağım televizyona. Bakın şimdi nasıl heyecanlandım. Heyecanlanacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Bizim hakkımızda. Konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum Selim. Yapma Gülüz. Çok büyütüyorsun. Peki sayın muhtar, siz bu köyde hazineler, altınlar, defineler olduğuna da inanıyor musunuz? Tabii, köyümüzün altı silme hazinedir zaten. Peki bu zamana kadar bunları niye ortaya çıkartmadınız? Maalesef gereken desteği göremedik. Ama şimdi burada sizin sayenizde duyuru yapıyorum. Çünkü köyümüz zengin hazinelerle doludur. Sayın devlet büyüklerimiz, sayın arkuruklar, köyümüze lütfen ilgi gösterin. İlgi gösterin ki yer altında yatan bu altınları hep birlikte çıkaralım. Lütfen. Ya çıkarın altınları da gulyabaniler de peşinden çıksınlar gelsinler. Bana haksızlık ediyorsun Gülis. Hiç sanmıyorum Selim. Haksızlık eden biri varsa o da sensin. Hem kendine hem bana. Gülis söyler misin ben ne yaptım sana? Ayfer'in gelmesini söylüyorsan. Hayır Selim hayır. Sorunun bu olmadığını sen de biliyorsun. Peki o zaman ne? Sorun sensin Selim.
Senden sadece beni sevip sevmediğini söylemeni istedim. Ama senin bunu söyleyecek cesaretin bile yok. Yapma Gülüz, biliyorsun. Bilmiyorum Selim. Söyle. Gördün mü? Beni sevmiyorsun Selim. Onun için daha fazla konuşmam lazım. Gülüz. Lütfen. Hoşça kal Selim. Işıklar parlıyordu. Ay, aklıma geldikçe içim ürperiyor vallahi. Peki bu gulyabani dediğiniz şeyleri tam olarak nerede gördünüz, bize gösterebilir misiniz? Ha, tabii gösteririm. Hemen şurada, yolun kıyısında. Tamam kes. Lütfen hadi şimdi oraya çekin. Hadi gidelim. Bazen şu büyükleri anlamıyorum. Çocuk gibi davranıyorlar. Ormana gidelim mi? Tamam. Hadi Gokret. Burası çok güzel ama araban olmayınca gidip gelmek ölüm. Gülü seven dişeline katlanır. Da haklı. Selim yok mu? Ya çıkalı bir saat falan oluyor. Aslında otobüsün orada karşılaşmanız lazımdı. Karşılaşmadık. Belki bir önceki otobüse yetişmiştir. Rıza Bey nasıl oldunuz? Vallahi bu kafamdaki yara izinden başka bir şey kalmadı. Kendimi bomba gibi hissediyorum. Aman maşallah maşallah. Siz nasılsınız? Ne olsun be Rıza'cığım. Günler gelip geçiyor işte. Geçenlerde Levin'le oturup senin dediklerini düşündük. Aslında biz de burada bir yere taşınsak mı diyoruz. Ne güzel haber bu. İyi olur da laf mı? Harika olur. Ama hesaplı bir şey olması lazım Rıza'cığım. Kızın okulu olduğu için o buraya gelemiyor. Onun için öbür evi kapatamayız. Dert ettiği şeye bak. Buluruz oğlum, buluruz. Merak etmeyin. Dün gece nezaket teyze sizde kaldı. Evet. Akşam görmedim ama sabah karşılaştık. Neden sizde kalıyor? Yazoş hep bizde kalır zaten. Dedenle mi kalıyor? Bilmem. Ya ama o benim dedemin kız arkadaşı. Hadi canım olur mu? Yazoş benim dedemin kız arkadaşı. Pışık. Dedenle nezaket teyze yemeğe çıkıyorlar hep. Senin dedenin kız arkadaşı olsa yemeğe çıkmaz. Yalan söylüyorsun. Hayır, sen yalan söylüyorsun. Yalancı ne olacak? Yalancı sensin, ben değilim. Ben seni ne küsüyorum o zaman? Boz. Sen benim arkadaşım değilsin artık. Sen de benim arkadaşım değilsin. Mesut! Mesut! Mesut duydun mu? Ne oldu, bir altın mı bulmuş? Yok canım, ne altını? Televizyoncular gelmiş. Bayramla Muhtar'la röportaj yapmışlar. Şimdi Nezaket Hanım'la konuşuyorlarmış. Nezaket Hanım'la mı? Nezaket Hanım'la niye konuşuyorlar ki? Ya dün gece yol kenarında gulyabaniler saldırmış. Dediğine göre altınlar onlarınmış. Onun için kısıp gelmişler. Doğru mudur acaba Mesut? Allah'tan dün gece bize gelmediler Mesut. Manyak mısın oğlum sen? Ben bayramın yalancısıyım. Ama çok korkuyorum Mesut. Yahu kadın gulyaban diye bizden bahsediyor. Gece bizi görüp korktuğu anlasana. Doğru ya. Ben boşuna korkmuşum demek ki. Allah iyiliğini versin be Selami. Uykusuzluktan akıl mı kaldı sanki? Aslında bu gulyabani hikayesi fena numara değil ha. Nasıl? Oğlum anlasana. Millet gulyabanları altınlar için geldi sanıp sağa solu kazmayacak. Biz de rahat rahat çalışırız. Ve bütün altınlar bize kalacak. Evet. Ay bir eğlendim bir eğlendim. Bir o kadar da yoruldum. Ya bakın iyi ki gelmişsiniz. Ay. Ama sizin şu gulyabaniler benim gözümü bayağı korkuttu hani. Ay. Ben artık geceleri sokağa falan çıkamam. Aman hatırlatmayın, vallahi çok korkuyorum. Allah esirgesin. Benim rahmetli anneciğim Amasya'da doğup büyümüş. Oranın altı hep yatırmış. Geceleri ermişler, kesik başlar dolaşırmış sokaklarda. Ne hikayeler anlatırdı rahmetli. Bir seferinde incir ağacına salıncak kurmuşlar, sallanıyorlar. İncir ağacı tekin değildir bilirsiniz. Bir siyah kedi gelmiş, annemin etiğine yapışmış. Ne olur konuyu değiştirelim kaptan. Peki, peki. Ben çok korkuyorum vallahi. Olur değiştirelim. Ay. Buyurun.
kızımız nasıl? Bugünlerde pek suskun. Galiba Selim'le kavga etmişler. Çekerim ben o Selim'in kulağını. Üzmesin benim güzel kızımı. Durun bir çay koyayım da öyle devam ederiz. Alo. Alo. Nezaket ablacığım, ben Ayfer. Nasılsınız? Sağ ol. Ben çok iyi değilim. Ablacığım, Ömer'i çok özledim. Artık dayanamıyorum. Ne olur bana yardımcı ol. Çok istiyoruz köyümüz güzelleşsin diye ama gereken ilgiyi göremiyoruz. Halbuki İstanbul'a ne kadar yakınsınız. Ya. İstiyoruz ki köyümüze lüks oteller yapılsın, lüks restoranlar yapılsın. Neyse, bu haberden sonra hem altın için hem de şu hayalet hikayesi için bayağı gelen olur. İnşallah. Ne zaman yayınlanır demiştiniz? Yarın akşam yayınlarız herhalde. Bugün için yetişeceğini sanmıyorum. Aman aman, geç olsun da güç olmasın. Yayınlarlar mutlaka, değil mi? Yayınlarız, merak etmeyin. Bize müsaade. Hadi Zafer. Akşam yemeğine kalsaydınız. Başka zaman inşallah. Her zaman bekleriz. Çok güzel pansiyonlarımız, evlerimiz var. İstediğiniz zaman gelin, istediğiniz kadar kalın. Bizim misafirimiz olursunuz. Sağ olun, görüşmek üzere. Güle güle. Ay şu halime bak Nezaket abla. Ya ne yapacağımı bilmiyorum. Oğlum şurada 200 metre ötedeki evde. Ben gidip oğlumu göremiyorum. Şöyle bir doya doya sarılıp öpemiyorum. Sakin ol Ayfer'cim. Nasıl sakin olayım? Amerika'da onca sene Ömer'i göreceğim gün hayaliyle yaşadım, ayakta durdum. Şimdi bu kadar yakınımdayken onu görememek beni kahrediyor. Merak etme güzelim. Ben seni Ömer'le buluşturacağım. Nasıl? Ömer'i alıp buraya getireceğim. Ay aman Nezaket abla, şimdi benim yüzümden Rıza Bey'le aram bozulmasın yine. Haberi olur falan bir yerden. Ay nereden haberi olacak canım? Hem olursa da olsun ha, yeter artık. Sen burada böyle üzüleceksin. Ömer orada annesini özleyecek. Ne oldu? Rıza Bey'in dediği oldu. Hayır efendim. Benim adım Nezoş'sa Ömer'le seni yarın burada buluşturacağım. Evet. Yani ne söylesem, elinize sağlık. Afiyet olsun. Ya Ömer, Karadeniz'de gemiler mi battı he? Hayır. Ömer Beyciğim, nedir bu haliniz? Maşallah suratınızdan düşen bin parça. Hani Üstü amcanla Nevin teyzene ayıp oluyor. Canım sıkkın, ne yapayım? Ne yapayım olur mu oğlum? İnsan oturur, Üstü amcacığım nasılsın, Nevin teyzeciğim nasılsın diye hatırlarını sorar. Sen bütün yemek boyunca böyle oturdun, somurttun. Üzgünüm dedeciğim. Ne yapayım? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Duydunuz mu? Biraz yalnız kalmak istiyormuş beyefendiciğim. Zamanı çocukları. Doş ver, üstüne gitme çocuğun. Babası gitti ya, ona bozuluyor tabii. Ayfer'i de göremiyor üstelik. Anne özlemi de çekiyor tabii. Bayram efendi. Televizyona çıkıp meşhurda oldun artık. Yok canım, daha nedir? Artık seni canlı yayına da çıkarırlar. Yok canım, canlı yayında ne işim var benim? Haberlere falan çıkarsın. Ya haberlere niye çıkayım ben? Haberlere de çıkmam. Şu havasına bak. Ama Hülya Avşar şov olursa düşünürüm. Tabii canım, sen de dişini mi bulacaklar? Ya ne demez. Hülya Avşar başka adam bulamadı da Bayram Efendi'yi çıkaracak. Kıskananlar var galiba. Aman neyini kıskanacağız senin? Neyse, fazla üstüne gitmeyeyim. Ne de olsa arazi dede. Ha.
Selami, bizim şu gulyabaniler bu akşam bayramı ziyaret etsinler mi acaba? Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler Demir Hanım. Bak Üçlü, seninle konuşmak istediğim bir şey var. Bu bizim Nezaket Hanım ameliyattan beri peşimde dolaşıyor. Abartma canım. Nezaket Hanım ameliyattan önce de her gün sendeydi. Yemeğini yapıyordu, evini temizliyordu. Şimdi mi fazla geldi ilgisi? Belki de şeydendir. Bak Üçlü, şimdi sana bir şey anlatacağım ama aramızda kalacak, tamam mı? Hoş kurtuldun. Ne demek o şimdi? Canım lafın gelişi. Zaten pek de emin değilim. Bak şimdi. Bir akşam ben hastanede yoğun bakımdayken böyle uykuyla uyanıklık arasında başımda biri konuşuyor. Bir baktım Nezaket Hanım'ın sesi. Sistem filan ediyor. Ah ah kendinize iyi bakmadınız Rıza Bey diyor. Sonra Hüsnü bak gülmek alay etmek yok ha. Yok dostum yok ne gülmesi. Çabuk söyle meraktan çatlayacağım şimdi. Sizi seviyorum Rıza Bey dedi. Vay 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 vay. Ya tabii tam emin değilim. Yani gerçekten öyle midir yoksa ilaçların etkisiyle ben mi öyle anladım bilemiyorum. Ne güzel işte. Nesi güzel ya? Kadıncağız sana aşık olmuş. Ben aşk maşk istemiyorum oğlum. Onun için köşe bucak kaçıyorum. O yüzden mi dönüp dolaşıp konuyu Nezaket Hanım'a getiriyorsun ha? Alkolikten bunu duymak acayip oluyor abi. Dur. Ben yürürüm ha. Bir dakika bırak. Tamam. Ben biraz yürürüm ya. Yürürsün biliyorum. Gel. Gel. Gel ben içeride şimdi konuşalım biraz. Ya ben abi bir dakika. Tamam Necati. Gel. Yavaş 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 yavaş. Gel şöyle otur. Yavaş yavaş. Ah tamam. Aman her yer dönüyor. Ne oldu? Gel. Abi oturmayayım. Tamam. Kalkacağım ben. Gel buraya gel. Hemen banyoya gidelim gel. Abi çişim yok kusacağım ya. Abi. Biliyorum Necatciğim gel ben sana banyodaki yeni döşediğim fayansları göstereyim. Fayans mı? Fayans. Küsmüyor. Evet. Allah Allah. Gel otur bakayım şöyle. Niye küsüyoruz beyefendi? Çünkü Nezoş kaptanı kız arkadaşıymış. Pınar öyle söylüyor. Ne var? Olamaz mı? Hayır olamaz. Nezoş senin kız arkadaşın. Yok ya. Bunu nereden çıkardın sen? Çünkü Nezoş eskiden bizde kalırdı. Bize güzel yemekler yapardı. Ve bana masal anlatırdı. Nezoş onları benim kız arkadaşım olduğu için değil... Bizi çok sevdiği için yapardı, gene yapar. Niye yapmıyor o zaman? Çünkü sen onunla küstün. O da gitti kaptana kız arkadaşı oldu. Artık onlara güzel yemekler yapacak ve Pınar'a masal anlatacak. Ömer Efendi. Ben senden küstüm dedi. Bir daha konuşmayacak mıyız? Nezoş tekrar senin kız arkadaşın olursa o zaman konuşuruz. Allah Allah. İyi mi? Şu hale bak, sıçana döndük. Oğlum senin yaptığın iş mi ya şimdi ha? O kadar içersen sonuçlara katlanacaksın. Biliyorsun ben eski alkolüyüm. Ne güzel sarhoş olmuştum.
Ayıldık yine. Bir gün mutlaka uyanıyorsun. Ve uyuduğun sürece acıların hep taze olarak senin ayılacağın günü bekliyor. Çiğdem mi? Başka ne olabilir ki? Haklısın, büyük acı. Üstesinden gelmen çok zor olacak. Ama sana bir dost tavsiyesi. Üstesinden içkiyle gelinmiyor. Biliyorsun ben denedim. Ama çok geç öğrendim. Dün akşam eve gittiğimde Çiğdem oradaydı. Onu görünce bir an geri döndü sandım. Ama sadece eşyalarını almaya gelmiş. İçini rahatlatmak isterdim ama bu başlangıç. Çiğdem adını anamayacaksın bu süre. Bu isimdeki insanlardan kaçacaksın. Evdeki bütün eşyalar sana batacak. Evi terk ettim. Aha. Bütün eşyaları da bıraktım. Yani böylece eşyalar batamayacak. Yok ya. Başıma kaldın desene. Öyleyse sana bir yatak hazırlayalım. İyi olur valla. Aman komşular, yardım edin! Hayaletler bastı! Yardım edin! Bayram! Bayram! Ne oluyor kız, ne bağırıyorsun? Hayaletler bastı, gulyabaliler! Nezaket Hanım'ın anlattığı gibi sarı sarı ellerinden ışık çıkıyordu. Bana bak, sen kafayı mı yedin, hayal mi görüyorsun, gulyabalinin ne işi varmış? Ölümü gör gitme! Ya ölümsün, lan ölümsün derisi bırak! Bırak sen ölümsün derisi oğlum! Ne var? Yürü gir içeri hadi. Hadi. Tövbe yarabbim, yarabbim ben de affedeyim. Bak. Allah Allah! Allah Allah! Ne yapayım yani? Ne yapayım? Gece yarısı hayalet avına mı çıkayım? Vallahi bilmiyorum. Çoluk çocuk hepimiz perişan olduk. Dışarı çıkmaya korkuyoruz. Bayram efendi, sen de korktun mu yoksa? Ne korkacağım be? Gül yabaniymiş, damul yabaniymiş. Dur bakalım. Bu işin kokusu çıkar yakında. Allah Allah! Allah Allah! Tam köy reklamı olacak derken şu kepazeliğe bak! Hep bunları o Nezaket Hanım'ın başının altından çıkıyor. Canım, kadının ne kabahati var muhtar Allah aşkına ya! Bence jandarmaya haber verelim. Geceleri gelip baksınlar etrafa. Evet evet. En doğrusu bu arkadaşlar. Jandarmaya haber verelim. Ne zaman geldiniz? Dün geldik, akşamüstü. Ben de bugün sana gelecektim. Gel gel, çaya beklerim. Rıza Bey yok mu? Ah, içeride odasında. Ne zor. Ah. Ah, ben de seni almaya gelmiştim minik şövalyem. Niye, ne oldu ki? Tam minik şövalyelik bir iş. Hadi montunu al da gel benimle. Hadi. Tamam, geliyorum. Hadi. Rıza Bey'e ben de olduğunu söylersiniz. Tamam. Yürü yürü. Akşamüstü çaya beklerim Nevin'cim, gel. Kimdi gene? Nezaket Hanım. Niye gelmedi içeriye? Ömer'le bir işi varmış, beraber gittiler. Allah Allah. Ömer'le ne işi olacakmış? Aa, başım çatlıyor. Kim dedi sen o kadar iş diye? İşe mi? Evet. Akşam fazla üzmedim seni değil mi? Yok canım. Kendini üzdün sadece. Çok mu konuştum? Boş ver. Yat uyu sen. Tiyatrocuların kalk vakti değil henüz. Vallahi öyle. Akşama bir şeyler yapalım. Tamam. Kalkınca ararsın bana. Hadi. Canım benim. Canım benim, güzel oğlum. Nezaket abla, sana olan borcumu nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Saçmalama deli kız.
Oh.